ve kahraman gazilerimiz. Değerli protokol, silahlı kuvvetlerimizin değerli personeli, hanımefendiler, beyefendiler, can dostu, kahraman gazi arkadaşlarım ve basınımızın değerli mensupları, 19 Eylül Gaziler Günü anma programına hoş geldiniz. 19 Eylül Gaziler Günü, Türk kahramanlığının en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taşlandırdığı bir gündür. 19 Eylül Gaziler Günü bedeli canla ve kanla ödenmiş, bu topraklarda vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan mağlup gazilerle Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri, terör ve örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişimine vücutlarını siper eden tüm mağlup gazilerin şeref günüdür. Türk'ün Anadolu'daki 1000 yıllık varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler 1. Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bu işgaliyle yetinmeyip vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevr Anlaşması'nı milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu da Anadolu'ya sürdüler. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusu Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında Sakarya'da 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Çareyi kaçmakta bulan Yunan ordusu bir sene sonra Dumlupınar'da aynı akıbete uğratılarak 9 Eylül 1922'de topraklarımızdan tamamen atıldı. Sakarya Meydan Muharebesi Türk'ün ateşle imtihanı ve Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi yaklaşık 238 yıldır Avrupa'dan geri çekilen Türk ordusunun son savunma savaşı olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi Kurtuluş Savaşı'nın seyrini ve kaderini değiştirmiş ve Anadolu'nun düşmandan kurtuluşu için bir kırılmadır. Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına zaferin mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanıyla Mareşallık rütbesini tercih etmiştir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyada bizler için bir vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamış, bağımsız ve istiklalini can pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz. Bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı olarak saymıştır. Ülkemizde şehide ve gazi olmayan aile yoktur. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi ölürsem şehit, kalırsam gazi değişindedir. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de diş destekli terör örgütlerinin Doğu Akdeniz'de, Suriye ve Irak'ta sömürücü emperyalist devletlerin tehdidi altındadır. Emperyalist devletlerin ve onlarla iltisaklı terör örgütlerinin hedefleri ülkemizde karşılık çıkartmak, Türk ordusunu yıpratarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmüş ve zayıf bir ülke haline getirmek, dolayısıyla emperyalist güçlerin menfaatleri doğrultusunda sömürü planı olan Sevr Anlaşması'nı sağlamaktır. Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatansever ve kahraman askerleriyle kahraman polis, güvenlik korucusu vatandaşlarımız tarafından önlenmiş ve hüsrana uğratılmıştır. Asıl Türk milletinin bağrından çıkan şanlı ve şerefli Türk ordusu,
dün olduğu gibi yarın da vatanımızın, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. 19 Eylül muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahraman günüdür. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları aramızdan ayrılan tüm gazilerimize ve vatan uğrunda toprağa düşen şehitlerimizin rahmetle anıyoruz. Hayatta olanlara da sağlık ve esenlikler diliyoruz. Kahraman gaziler, Gaziler gününüz kutlu olsun. Arzu ederim Abdullah Çaylak.